Bugüne kadar bir kere bile doğum günümde mum üflemedim, biliyor musunuz? Bir kere bile. Hayatım boyunca bir doğum gününü bile böyle açıktan açıktan kutlamadım. Hep gizli saklı. Sır gibi. Annem desen o da öyle. Kapattı kendini. Dayak yedi. İşte. Ben de yedim. Hani siz diyorsunuz yani insanın ezberi vardır diye işte. Yani bu benim ezberim bu. Siz çocuğunuzla olan ilişkide bu ezberi tekrar etmekten kaygı mı duyuyorsunuz? Hayır, 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 hayır. Ben tabii ki kendi çocuğuma vuracak falan değilim. Hayır. Bir baba çocuğuna nasıl davranır bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Nasıl çocuğunu sever? Onu nasıl sarmalar? Bilmiyorum. Evet, siz çocukluğunuzda hem kendiniz şiddete uğradınız hem annenizin üvey babanız tarafından şiddete uğratılmasına tanıklık etmek zorunda kaldınız. Bu bir çocuğun ruhunda çok derin yaralar açabilir. Haklısınız. Üstelik o yaşlarda çocuklar için anne kaledir. Benim kale kumlandı. Evet, ben de bundan söz ediyorum. Çocuklar annelerinin kendilerini koruyamadığını fark ettiğinde hayattan, ilişkilerden, hayatın getireceklerinden korkarlar. Bu çok normal, çok olası, çok beklenen bir davranış. Ama siz o döngüyü tekrar ettirmediniz ki. Bakın, hatırlayalım. Eşinize, eski eşinize şiddet uyguladığınız zaman Dilara Hanım bunu kabul etmedi. Anneniz gibi boyun eğmedi ve size dedi ki ya terapiye gidersin ya ben yokum. Ve siz kalkıp buraya geldiniz. Burada olmayı seçtiniz. Yani aslında ailenizdeki şiddet döngüsünü ilk kıran sizsiniz. Annem niye yapmadı bunu? Bana da kendisine de acı çektirdi. Üstelik işte Fevzi Boran da beni kabul etmişken yani. Belki o zaman yani size ilk sahip çıktığı zaman kendini babanıza karşı daha güçlü, daha kuvvetli hissediyordu. Ama sonra yanlış bir karar verdi, kötü bir evlilik yaptı ama o evliliğin içinde çıkamadı. Toplumsal baskı, ekonomik özgürlüğü yok. Evet, hata yaptı. İşte ama benim hayatıma mal oldu bu hata. Ben belki şimdi yani Boranların konağında büyümüş olsaydım mesela nasıl bir baba olacağımı bilebilirdim. Mesela. Fikret Bey'e o yüzden mi yardım ediyorsunuz? Anlamadım. Nasıl yani? Kardeşiniz Fikret Bey'in yeniden ayağa kalkması için, üstelik yaşanan onca badireden sonra değil mi, Boranlarla çok şey, yani güzel olmayan şeyler yaşadınız ama olası bütün çatışmaları göze alıp ona yardım teklif ettiniz. Ne düşündünüz bunu yaparken? Şunu düşündüm. Adama bir borcum var ve adam benim için bir sürü şeye katlandı. Başına bir sürü şey geldi.
Bir de... Evet, bir de? Yok bir şey. Bir de... oğlumun bir amcası olur diye. Düşündüm. Öyle. Fikret'in iki çocuğu var. Hani... tıkandığım yerde falan. Öyle. Öyle yani çok... destek alabileceğim biri yok. Öyle yanımda, yörende. O yüzden. Evet, destek almak güzel bir şey. Paylaşmak çok güzel bir şey. Ama inanın Adem Bey, size babalığı en iyi kendi çocuğunuz öğretecek. Ben bir şey öğretmeyecek miyim onu? Onunla birlikte sizin de öğrenebileceğiniz şeyler olmadığı anlamına gelmemeli bu, değil mi? O hayatı öğrenecek. Siz baba olmayı öğreneceksiniz yavaş yavaş. Emek vererek, sabırla. İşte ben onu diyorum. Ben böyle ne bileyim yani... böyle sabırsız, heyecanlı, sinirli bir tipim yani. Üf. Ben olsam kendi çocuğum olmam ya. Ne bileyim hani ya panik yaparsam, böyle panikle, ne bileyim onu da böyle korkutursam diye düşünüyorum. Ben sizin ezberinizin değiştiğini düşünüyorum. Ama isterseniz şöyle yapalım. Belki bu sizi biraz daha rahatlatacak bir şeydir. Şimdi kendinizi gözlemleyin. Gün içinde ne yapıyorsunuz yani? Öfkelenince bağırıyor musunuz? Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Nasıl öfkeleniyorsunuz? Korkunç. Yani o öfkelendiğiniz anda bir aynaya bakın bakalım. Nasıl birini görüyorsunuz? Biraz takip edin kendinizi, olur mu? Yavaş yavaş değiştiğinizi göreceksiniz. Siz şiddet sarmalını kırdınız Adem Bey. Bunu fark ettiğiniz zaman çocuğunuzun hayatı da bambaşka şekillenecek. Yazıklar olsun. Ben de bütün gece senin için üzüldüm. Hı? Bir laf ettin şuraya, közü attın, lafı kapattın gittin. Ben bu kız ne halde diye düşünürken sen bana fake atmışsın ha. Madem yüzük takıyorsun sen niye artistlik yapıyorsun bana? Yok bir de aradan çekileceğim de. Yok efendim bari bu gece biri mutlu olsun da. Tamam sen kurulu gelmişsin buraya, anladım. Da o mu yüzük? Ne diyeyim? Hayırlı olsun mu diyeyim? Çeyrek takayım ister misin? Ha? Ya bir diyorsun ki ben sana değer veriyorum, bir de benimle oynuyorsun. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Neyin peşindesin sen ya? Ya Senem, Allah aşkına tamam dur. Anladım. Dinliyorum ben seni, saydırmalarını tamam. Ama bir izin verir misin, ben de kendimi savunayım? Sen bunun nesini savunacaksın? Ha? Hadi tamam, merak ediyorum. Buyur, hadi söz savunmanın buyur. Ya Allah aşkına benim sana o gün telefonda yalan söylüyor gibi bir halim var mıydı? Yoktu. İçim ona yanıyor zaten. Çok iyi uzmanlaşmışsın, bravo. Ama yeter ya. Yeter, ben seni sevdiğim için bu masada duruyorum. Bir kere de beni dinle. Bir kere de biri beni dinlesin. Buyur. Ben gittim o gece eve.
Adem yok. Yemek yiyeceğiz, gelmedi. Olabilir, tamam. Neyse, açtım bilgisayarı, çalışacağım. Bir baktım, ekran açık. Bursa'dan bir ev ilanı. Aradım adamı, dedi... O evi, dedi, İstanbul'dan bir beyefendi rezerve etti, onun için tutuyoruz. Aa, dedim, adam gidiyor. Bana da söyleme nezaketinde bile bulunmuyor. Senin söylediklerin geldi aklıma. Bunun bana saygısı yok falan. Bütün gece yedim kendimi. Söylemi yok, bu bana yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor hem benimle hem bütün aklı fikri burada. Karar verdim. Dedim, ben bu adamı hayatımdan çıkaracağım. Çok zor bir karardı benim için. O yüzden de bu kararı destekleyecek birini arayıp paylaşma ihtiyacı duydum. Sonra eve gittim akşam. Bulursam konuşacağım, bulursam. Tabii şey diye düşünüyorum, hani gitmiş de olabilir şoktan. Sonra eve bir girdim. Her yer temizlenmiş, bir süslenmiş. Masa hazırlanmış. Yemekler yapmış. Böyle mumlar yakmış. Ben geç geldim diye beni merak etmiş. Hayatında biri beni merak etti Senem. Ben de diyorum ki adam gitmiş, kavga etmeye çalışıyorum. Yanlış anladığımı söyledi. Sonra da... Ha bayağı evlenme teklif etti yani. Yok, evlenmek değil ama dedi ki... Ben de hayatımda yeni bir yola giriyorum. O yolda da senin de olmanı istiyorum dedi. Ben de istiyorum. Seviyorum bu adamı Senem. Öğrendiğimden beri hiç mücadele etmedim. Hep geri durdum. Adem'e de söyledim. Ama adam diyor ki yok. Yok Güneş diyor, sen olsan da olmasan da ben Dilara'yı affetmeyeceğim. Ben ilişkilerini bitirmedim. Benim hiçbir dahlim yok. Sen de biliyorsun ne yaşadıklarını. Söylesene. Benim için de kolay mı zannediyorsun böyle bir üçgenin içinde kalmak ya? Böyle kalbine seçme sınavıyla adam alamıyorsun Senem Hanım. O yüzden de hiç bana öyle kur yapmışım da evliyken adamı ayartmışım falan gibi bakma. Dilara'yı da gördüm ben. Konuşmaya çalıştım, kendimi anlatmaya çalıştım, dinlemedi. Nasıl dinlesin ya? Ya ben aşığım bu adama. Hayatımda ilk kez biri için böyle bir şey hissediyorum. Tamam mı? Arıza mı arıza? Evet. Görüyorum, biliyorum. Ben de arızayım. Ya da diyelim ki birbirimizin eksiklerini gördük, onları tamamladık. Ama ben biliyorum ki artık Adem de bu ilişkiye sahip çıkıyor, bize sahip çıkıyor. Şimdi sen söyle, ben olmasam onların hayatında her şey yolunda mı gidecek? Hayır. Ya ben olsam da olmasam da Adem'in hayatına bir gün biri girecek. Değil mi? Ama kalıcı, ama geçici. Dilara'nın da. Hayat böyle bir şey değil mi? Şimdi sen niye benim de kaybetmemi istiyorsun ki? Hay başlayacağım aşkınıza ya. Ne diyeyim ben şimdi? Bu kaba sakalda benim tanımadığım birini bulamadım ya. Allah de al, şey yapma. Hayatım. Ve şundan biraz içer misin? Ne olur bir sakinle bak, böyle düşünemezsin. Nereye sakinliyorsun ya? Yemin ederim ben bu çocuğu elime alıp evre çevre dövmek istiyorum sopayla. Adem'miş, gerizekalı herif. Ne bekliyorsun sen hala Adem'den? Ne işler çeviriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ben ikisini de çözemedim. Gerçekten çözemedim. İkisi de al birini vur ötekine. Yani gerizekalılar. Faruk, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu Adem
Neticede konağı bize verdi. Hem de hiç beklemezken. Sonra Fikret için kendini sakatladı. Kavgalara karıştı. O sakat haliyle kalktı, annenin düğününe geldi. Üstelik hiçbir şey yapmadı, ortalığı karıştırmadı. Adem'i mi savunuyorsun? Hayır canım, hiç öyle bir niyetim yok. Adem'i savunmak gibi bir şey. Ortaklıklarına izin mi vereyim, ne? Anlamadım. Hayır, öyle bir şey de demiyorum Faruk. Biliyorsun zaten Adem'le ilgili düşüncelerimi. Sadece... nasıl anlatayım yani... Ya şey diyorum. Acaba bu çocuk fikri onu biraz değiştirmiş olamaz mı? Bir hali tavrı değişik gelmiyor mu sana Faruk? Ha? Biraz yumuşatmış olamaz mı? Şimdi garip ama... bunlar Fikret'le birbirlerini anlayabilecek bir ikili aslında. İkisi de aynı şeyi hissediyor. Ama farklı yerlerden. Yalnız ve dışlanmış hissediyorlar. Ne bileyim, bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Acaba diyorum, Adem gerçekten iyi bir şey yapmaya çalışıyor. İspatı bu hareketler. Ama biz o kadar onun kötü bir şey yapmasına alıştık ki... hep altından başka bir şey mi bekliyoruz? Acaba değişmek istiyor da o şansı ona vermiyor muyuz? Yani olamaz mı? Biraz fazla iyimser değil mi? Yani belki de. Yani bilmiyorum. Sonuçta bu onun hayatı. Nereye kadar onu koruyabilirsin ki? Ne yapayım yani? Bırakayım mı? Bıraksan da gitmez ki. O senin kardeşin. Kardeşler hiçbir yere gitmez. Belki de Adem de bu yüzden gidemiyordur. Efendim Akif. Ha abi, sen neredesin ya? Vallahi merak ettim. Bir an bastın çıktın. Ne durumdasın? Ne durumdayım? Evdeyim. Ne durumda olacağım? Aynıyım işte. Akif, bana şu Adem'in adresini falan bulsana. Bu nerede yaşıyor? İstanbul'da mı? Bursa'da mı? Nerede bu? Vallahi bakarım hemen de. Ne yapacaksın? Sen beni bul da. Peki, selam söyle. Gidip konuşacağım. Bakalım derdi neymiş. Çocukları görmek çok iyi geldi. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Anladım, sinirlisin hala. Biz böyle zamanlarda konuştuğumuz zaman... genelde felaketle sonuçlanıyor, o yüzden... sen sakinleşene kadar, ben de... ortalığı biraz düzeltene kadar... Düzeltecek bir şey yok. Fikret, yani düzeltebileceğimiz bir şey yok. Zaten sana söylemişlerdir herhalde. Haberim vardır. Ben en kısa zamanda... Lütfen. Boşanma kelimesini telaffuz etme. Çünkü bu senin tek başına vereceğin bir karar değil. Tamam? Tek başına vermedim zaten bu kararı. Sen bana bu süreçte çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. İşte bu yüzden sakinleşmeden konuşmayalım istiyorum. Peki. Bak, kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bunun için senden sabır ve biraz zaman istiyorum. Ne olur. Şirketten ayrılıyorum. Kendime yeni bir iş kuracağım. Ve eğer sen de istersen belki birlikte... Ne, nasıl, anlamadım. Tek başına mı yapacaksın artık? Yok, tek başıma değil. Adem'le ortak olacağız. Komik değil. Komik değil eğer.
Dinlersen. Fikret çok özür dilerim ama gerçekten dinleyemeyeceğim ya. Ben gerçekten seni dinleyemeyeceğim. Ya çünkü sen bana diyorsun ki ya tekrardan ipek başa saralım. Sar baştan. Ya benim çok mantıklı olan organizasyon şirketi işime hani böyle bir tepki verip ondan sonra bana gelip ben Adem'le ortaklık yapmak istiyorum diyorsun sen Fikret. Ya gerçekten kusura bakma ama ben çok yoruldum. Ya çok yoruldum ben. Seninle beraber oradan oraya savrulmaktan çok yorulmuş vaziyetteyim. Ha bu yüzden benim sana söyleyebilecek tek bir şeyim var Fikret. Hayatında başarılar dilerim. Bu arada... daha önce yapmamız gerekiyordu. Yani sen benden bunu istediğin zaman. O zaman ben hayır dediğim için gerçekten özür dilerim. Hata etmişim. Şimdi al lütfen. İmzala bu kağıdı. Senin de söylediğin gibi birbirimize olan saygımızı kaybetmeyelim. Alır mısın? İmzalar mısın? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah aşkına sanki onun yenisi yazılamayacak mı ya? Yazılmayacak. Bu memlekette bizi boşayacak bir mahkeme yok. Sen beni dinlemeye hazır olduğun zaman tekrardan konuşacağız. Gidiyorum ama o kadar. Yarın görüşürüz, tamam? Teşekkür ederim. Hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Of. Bugün de çok yorgunum Dilara'm. Aman. Ya, ya sen şu çantamı. Ay, affedersin. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de çıkarız birazdan. Tamam. Ay bu merdivenlere her gün bir tane daha mı ekliyorlar ya? Uf. Uf. Ay. Ay hayır ya. Ay şimdi mi ya? Uf. Ay yok eve kadar dayanamam. Uf, Allah'ım. İnmesi ayrı, çıkması ayrı dert bunları. Ay. 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 Yakışıklı. Yavaş ya, boğulacaksın. Derin arayacak da yetişmem lazım. Burada affedersiniz, sizi bekleyemeyeceğim bu sefer.
Oğlum daha yeni görüştün. Ya onu hediye gönderdiğim masajı şifresini çalışmış da. Beraber bağlanıp performans yapacağız. Ben kalkabilir miyim? Hadi bakalım o zaman. Çak! İyi akşamlar herkese. Osman mesaj attı, illa gel abi diye. Ne oldu, niye öyle şaşırmış gibi bakıyorsunuz? Estağfurullah. Biz artık sana şaşırmayı bıraktık Fikret Efendi. Annemin hala haberi yok, haberin olsun. Söyleme yani. Aa. Halbuki bir borsada bir bursada Boranların sırrı saklı kalmazdı ama neyse tamam. Bak şimdi abi, başkasından duyacak, ondan sonra... Boşanmayı mı? Siz de hiç öyle kaş göz falan yapmayın. Bu öyle yok sayılacak bir konu değil. Ben senin haberin yoktur diyordum oğlum. Hani varsa da dünden beri neredesin? Yani ailen dağılırken hiçbir şey yapmamayı mı düşünüyorsun? Hayatım, ya şöyle iki lokma yesek. Bak ondan sonra onlar zaten kendi çözümlerini de bulacaklar yani, değil mi? Abi otursana sen de. Yok. Fikret, oğlum otursana bak, sevdiğin yemek de var, püreli et. Hem çorbayı da yeni koydum, hadi. Menü de güzelmiş. Püreli et. Cevap vermiyorsun. İpek vaz mı geçti yani, onun için mi bu rahatlığın? Anne merak etme. Benim de kendime göre planlarım var. Artık Fikret'le ilgili hiçbir planım yok benim. Hadi alırız. Bak, içerki odayı çocuklar için hazırlayalım. Hatta siz yarın alışverişe çıkın. Benim tanıdığım bir yer var. Baba, bu arada benim sana başka bir şey daha söylemem gerekiyor. Ben ev bakıyorum. Artık kendi düzenimi kurmak istiyorum. Sebep? Kızım, kocan olacak o zivi diye iki çift laf ettim diyeyse bu abuk subuk kararlar olmaz. Sen iki çocukla yalnız başına bir eve çıkamazsın. Böyle bir şey yok. İzin vermiyorum ben buna, net. Annem, annem ne diyorsun sen? Etraftan ne derler? Laf olur, söz olur. Yapma böyle. Babacığım, benim amacım sizi ezmek falan değil. Ama kaç yaşına geldim ben, artık çocuk değilim. O yüzden izinle falan hareket etmek istemiyorum baba. Etmeyeceğim. Ayrıca Fikret hala daha benim çocuklarımın babası. Evime gelecek, çocukları görecek, getirecek, götürecek. O gerginlikle sen muhatap ol, istemiyorum. Ben de bunu yaşamak istemiyorum. Bir yardımcı kadın bulacağım zaten hemen, mecbur. Artık onunla bir şekilde organize olacaklar. Gerçekten kendi hayatımı kurmak için savaşıyorum baba. Gerçekten. O yüzden ne olur bana yardımcı olun siz de. Köstek olmayın. Of. Okan Bey, şöyle bir şey söyledi. Benim bu mesaja bakmam gerekiyor, özür diliyorum. Müsaadenizle. Abi bana da şu pilavın yanına pırasa ver, bir şey var. Ver, ver. Afiyet olsun. Siz bir şey ister misiniz Garip Bey? Hayır. Tamam. Sen bana adresi yolla. Tamam. Sonra konuşuruz. Hadi. Hayatım sen durumu idare et. Akif Adem'in adresini bulmuş. Ben bir gidip konuşacağım onunla. Şimdi bu saatte. Yani Faruk bari sabah bekleseydi. Hayatım ben sabah falan bekleyemem. Masadaki gerginliğe baksana. Ben bu gerginliği daha sürdüremem. Yani Fikret dersini anlamış olabilir yaşananlardan ama benim yeterince ağzım yandı.
Geleyim mi ben de seninle? Hayır hayır. Annemi telaşlandırma, Fikret'i de peşimize takma. Tamam mı? Evet. Gitme sen. Sadece gidip konuşacağım yani sakince. Şu işten bir vazgeçirtmeye çalışacağım. Niye çantadan çıkartmıyorum çorum ben seni ya? Dilara Hanım çok özür dilerim. Araba benim telefon Yasemin, çantada kaldı. Okulda kaldım ben de şey kilitli kaldım tuvalette. Ya sen gel ya birini yolla açın şu kapıyı. Ya hay Allah ya. Ay bugün fark etmiştik yaptıracaktık aslında biz onu. Ya Yasemin Allah aşkına gel beni buradan çıkart sonra anlatırsın ya. Şarjım bitiyor az. Ay tamam tamam geliyorum ben. Ay hay Allah ya. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Araç kullanırken telefonla konuşuyordunuz. Ehliyet uzaklıkta. Tabii. Ay gerçekten çok acildi. Konuşmam gerekiyordu. Ay normalde hiç böyle konuşmazdım ben. Hanımefendi aracın muayene tarihi de geçmiş. Aracı bağlamamız gerekiyor. Ama bakın benim iş yerime gitmem gerekiyor. Lütfen çok hanımefendi. Önemli ama gerçekten. Bakın anlamıyorsunuz siz. Ay telefonum tamam, ben sizi anlıyorum ama lütfen şuraya kadar alalım. Merkezi ay, ararız. Bakın, duruma göre yardımcı olacağız. Gerçekten gitmem gerekiyor. Buyurun. Arkadaşım çok acil durumda. Lütfen zorluk çıkartmayın. Ay gitti kalmış. İş yerine gitmem gerekiyor. Tamam. Yasemin ablan geliyor. Sakin ol. Sakin ol. Burası neymiş ya? Aa, ya? Bak Bursa'da böyle yerler mi var? Arayan bulur. Bak sen. Ben bayağı bir öyle apartman dairesine gideceğim. Adem çok güzel burası ya. Bak oraya baktın mı? Bak o köşede nefis mangal yaparız ha. Ya ben olsam mangal yapmam orada. Ne bileyim daha böyle yoga moga yaparım, matım atarım, çim var falan. O da olur. Gel sana içeriği göstereyim. Aa, mutfak da açılıyor dışarıya. Burası boşmuş, eşyalı yazıyordu. Nerede yazıyor ya? Kaderinde. Yani ne bileyim, eşyalı tutarsın diye düşünmüştüm. Ya işte böyle bir ev. Bir müzisyen kadın yaşıyormuş burada. Böyle bir... Piyano var, işte böyle bir tablo var. Öyle. Yani tabii senin evin salonu gibi değil ama... Yani tabii ki olamaz da... enteresan iş seçimleri. Zormuş, düşürmemiz lazım şeyi. Sen nerede yatıyorsun burada? Gel sana göstereyim. Bu ne ya?
Ya. Bunda mı yatıyorsun? Aşk olsun. Yani sağlam bacağını da sakatlayacaksın. İşte bu yüzden senin bence bu olaya hani bir an önce bir el atman gerekebilir. Benim mi? Evet. Nasıl yani? Hmm. Yani daha sonra bana gelip paran buraya mı yetti, bunlara mı yetti ya da ne bileyim bu renkler birbiriyle uyuşmamış deyip başımın etini yiyeceğine. Birlikte döşeriz diye. Daha güzel olur. Yani bence. Bir de ben bu biliyorsun işte alışveriş işlerinden falan çok sıkılıyorum. Tabii başka bir işin varsa. Yok. Yaparım ben. Yani yaparız. Yatakla ilgili bir şey söylemem gerekiyor hemen. Yüksek yatak seviyorum ben. Çünkü insanın böyle kendini bırakması çok rahat. Yani bu gece burada da uyuyabiliriz. Gerçi yüksek değil ama sıcak. Yani yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz. Eşyadan önce misafirin geldi anlamına. Bu Mesut münasebetsizdir. Bir dakika, iki dakika paketleyip geliyorum. Bir dakika. Zekalı Mesut. Adem çok rica ediyorum. Kemancı falan girmesin öyle bir anda odaya ne olur. Fena fikir değilmiş. De öyle de olsa ben onu paketlerim bu pozisyonda merak etme sen. Salak herif. Ne unuttun? Bir şey mi unuttun? Ne? Faruk? Konuşalım mı biraz? Ben daha bilmiyorken sen benim adresimi bulabildiğine göre konuşacağız herhalde. Başka yolu yok. Fikret'le mi konuştun sen? Biz o defterleri kapatmadık mı kardeşim? Senin derdin ne bizimle ya? Bir derdim falan yok benim. Ben Fikret'e yardımcı olmak istiyorum. Yıktığım şeyleri onarmak istiyorum desem bilmiyorum. İnanır mısın bana? Allah Allah sen dalga mı geçiyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya gel içeri konuşalım falan diyeceğim de yani senin benimle konuşmak gibi bir niyetin yok anladığım kadarıyla. Benim sana söyleyecek tek bir lafım yok. Bundan sonra ne olacaksa yaşayıp göreceksin. Dilara.
arayın Dilara. Alo. Alo. Adem. Adem, ben de okulda tuvalette kilitli kaldım. Kimse yok, ben kimseye ulaşamıyorum. Ne? Ne diyorsun? Bir dakika, hemen geliyorum ben. Bir dakika, sen ne zamandır orada kapalısın? Oldu bayağı. Bilmiyorum, Yasemin gelecekti. Arıyorum, telefonu kapalı. Ben burada doğururum diye çok korkuyorum. Adem, Osman arayacaktım ben, elim çarptı, seni aradım. Şarjım tokat mı olur, çabuk gel. Saçmalama, ben hemen geliyorum. Bana bak, sancım falan yok değil mi? Var. Ve korkudan mı sancım var, anlamadım. Ben var bir süredir. Adem, ne olur konuşturma beni, gel çıkart buradan ne olur. Hay, korkma. Sakın korkma. Hemen geliyorum, tamam mı? Kapıyı kapat, çek şu kapıyı. Yahu ne oldu, bir anlatsana. Bu okulun tuvaletinde kilitli kalmış. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Ya şoförü mü bekleyeyim ya? Gel, bu halde bırakmam seni, gel. Zaten elin ayağına dolaştı, geç. Atla. Bas. Hadi yürü ya, Allah Allah. Ne selektör yapıyorsun arkadan? Ne yakıyorsun? Görmüyor musun, dörtlü yanıyor. Bütün manyaklar bizi buldu. Sancısı mı var mı? Evet, sancısı tutmuş. Doğurdum, doğuracağım diyor. Anlamıyorum yani. Nasıl girdi o küçücük tuvaletin içine? Nasıl kilitli kaldı ya? Dur, bir sakin ol. Yetişeceğiz, dur. Nasıl yetişeceğiz? Bas şu gaza, gözünü seveyim, hadi ya. Yürü. Yahu bir dur, bir bas diyorsun, bir dur diyorsun. Allah Allah, sen doğuracaksın Dilara'nın yerine. Bir sakin ol. Süreyya hamile kaldığı zaman sen doğurmadın. Allah Allah, daha sancısı var mı yok mu onu bile bilmiyorsun. Bir dur, hem öyle sancı gelince hemen doğum, öyle kolay kolay... Doğurmuyorum deme bana! Can 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 konuşuyorsun. Bas şu gaza, ayakların çalışsın. Ya sen, Allah'ım ya, yani. Evet, birinin çenesi düştü, doğru. Ya bir şey olmaz değil mi? Ya sen ne panik bir adamsın ya. Dur, Allah Allah. Bütün karizmayı çizdirdin ha, söyleyeyim sana. Başlarım karizmasını abicim. Olma, bir şey olmaz. Hadi. Olmaz, korkma. Yetişeceğiz, dur. Annem, çabuk. Gir. Dilara, geldik canım. Geldik, hoş, bir dakika. Dilara, geldik canım. Abi. Geldik abi, açsana şu kapıyı. Yahu versene şunu bana. Ver şunu, bir dakika, iki ya, saat geçiyor. Dursana abicim. Bir saniye ya. Bir dur, sen bir sakin ol. Sen daha hızlı olacak. Bir sakin ol abicim sen. Annem, nerede kaldınız ya? Burada durmak istemiyorum, açın şu kapıyı. Geç. Dilara. Canım, geldik canım, kapıdayız. Abi doğum başlamış. Hani gelmezdi, hani başlamazdı. Her altı sen biliyorsun, çekil şuradan. Bırak şunu. Ya bir çekil. Dur, bir sakin ol. Bana bırak sen. Dilara, bir sakin ol, tamam mı? Derin nefes al. Bir dakika sonra geçecek bu dalga. Sakin ol. Abi kıracağız o kapıyı, başka yol yok. Kıracağız. Dilara, canım benim. Dilara, kapıyı kıracağız canım. Biraz geri çekil. Geri çekildin mi Dilara? Ya çekildim. Hadi abi. Hadi. Dur. Tekmeyle açacağız. Dilara, tekmeliyorum. Geldi. Sen nefes al ver. Gel. 5-6 dakika. 5-6, tamam.
Efendim? Ha, doktorcuğum, şimdi biz doğuma başladık. Biraz ters bir yerde. Tuvaletteyiz. Nefes al hayatım. Nefes al. Nefes al ver. Ne sıklıkla geliyor dalgalar? Ya ne yapacaksın dakikasını ya? Allah Allah, sen hastaneyi mi hazırlıyorsun? Ambulans mı yolluyorsun? Ne yapıyorsan yap hadi. Tamam, o kadar kolay da olmaz, hemen merak etmeyin. Ben hastanede nöbetliyim, zaten siz de hemen gelin buraya. Bir şey olursa peki de... Olmayacak. Çocuğun ciğerleri toparladı, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok şu anda. Ben doğumhaneyi hazırlatıyorum, hemen gelin siz de. Tamam? Tamam. Oh. Geliyor mu? Ne bileyim, anlamadım ki yani. İşte hastaneyi hazır ediyorum. Tamam, gel, daha nesin, daha nesin? Hadi abicim, hadi! Tamam, hadi gel. Tut, tut, tut. Gel. Ha, hadi gel. Dur. Dur. Ha, iyi misin bebeğim? Ha? Nefes al bir tane. Ha? Evet, bir daha bir saniye. Yuvarlanmayacaksın ya. Bir saniye ya. Önüne bak, önüne bak. Abi ben tekerlek bir sandalye yok mu ya? Ne tekerlek delirdin herhalde sen ne ya. Ne bileyim ben, konuşamadım ve dua ettim. Bir saniye abi. Bir saniye. Ya kapıyı, abi ben tutuyorum. Çek kapıyı. Evet. Haydi. Bir saniye abi. Bir dakika abi, yoruldum bir saniye. Doğurmayacaksın hayatım, yolda tamam. Tamam. Hoppa. Hoppa, haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu tarafa gel. Doğru. Hop. Doğru. Hadi. Hoppa. Az kaldı. Haydi bakalım. Haydi hoppa. Bir saniye abi. Buradan nasıl geçeceğiz? Tamam, dur. Ben desin Dilara. Gel, nefes al. Nefes al. Hop. Aç şu kapıyı. Aç. Yavaş. Acele yok. Hadi acele abi. Dört mü yak abi. Yak. Hoppa. Kemeri tak, kemeri. Çocuk sarsılmasın. Sarsma o zaman. Allah Allah, hızlı gidiyoruz. Dörtlüyü yak. Görmüyor musun Adem? İyi misin sen? Sakinledi biraz. Ya siz ikiniz ne alaka? Faruk sen nereden çıktın ya? Ya hayat böyle abuk sabuk zamanlarda bizi pişti etmeye bayılıyor. Ben de anlamadım. Aman. Sayabilirim, kaç dakika oldu? 3 dakika. Daha var ya. Yani sen de bir çocuk doğurdun, başımıza ebe kesildin be adam ya. Allah'ım. İyi oldu doğmasın Adem, ne oldu? Yok, sık elimi. Suyun var mı? Nereden olsun suyum, yok almadım. Nereden çıktı? Susadın mı, ne oldu ya? Kesenden su geliyor mu, kese? Ha, var mı? Yok. Ey Allah. İyi işte, tamam, panik yapmayın. Daha zaman varmış. Yetişeceğiz yani. Tamam. Hadi. Sen şimdi bu kurslarda aldığın eğitimleri şimdi uygulamanın tam zamanı, tamam mı? Nefes al, nefes ver, burnundan al. Tamam mı? Adem sen de kızın bel boşluğunu doldur. Rahat etsin orada, hadi. Hadi. Sakin olun, yetişiyoruz. Oba! Hakan, neredesin abi? Bekliyorum, ben karşımda. Geldik biz. Tamam, ne taraftasın? Bekliyorum, tamam, karşımda. Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Geldik. Su. Gelmedi daha. Süper, sancı sıktı. 3-4 dakikaya düştü. Şimdi hemen bakacağız. Sakin ol, merak etme. Her şey yolunda. Sağ ol. İyisin değil mi? Sağ ol. Muayene yapalım bakalım, bir aşılmaya bakalım. Siz için biraz burada bekleyin. Tamam. Evet, şimdi bak.
bakalım, biraz rahatla tamam mı? Yaslan geriye. Santim açılmış. Dilara sen neredeyse bitirmişsin doğumu. Hani yeni başlamıştı, ne ara böyle oldu? Akşamüstü ağrı vardı ben. Anlamadım neden olduğunu, çok mu? Tabii canım, acı eşiğim bayağı yüksekmiş yani. Başladı mı doğum? Evet, doğuruyorsun, doğuruyorsun. Neredeyse doğuruyorsun. Ben iyi ki yolda doğurmadım Hakan. Ben şey, sancıdan çok korkudan mı acı çektim ben? Evet, biraz öyle olmuş. Tamam, şimdi sen biraz sakinleşmeye bak. Seni hemen alacağız, tamam mı? İyi misin? Ah. Of. Ağrıyor. Yetiştir. Ah. Oh. Evet. Yallah. Ciddi ciddi geliyor ha. Böyle duruyoruz. Ha? Babalık öğrenilir diyorlar, öyle mi? Benim hocalarım malum. Bilmiyorum, yapabilir miyim ya? Ne? Yapabilir miyim dersin? Yaparsın, yaparsın. İnsan birinden her zaman ne yapması gerektiğini değil, bazen ne yapmaması gerektiğini de öğrenebilir, değil mi? Bu da kıymetli bir tecrübedir. Hayat senden ne çıkarır bilmiyorum ama bence iyi bir baba olacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Nereden anladın onu? Ona bu kadar sahiplenmenden, bir şey olacak diye duyduğun korkudan, içinin titremesinden, daha onu eline almadan, ona verebileceklerinle ilgili duyduğun endişeden, gözünü kırpmadan biri için hayatını feda etmenden, daha sayayım mı? Anlatma, tamam. Anlatma. Faruk Boran'dan iltifat duyunca bile bile olur doz olmayalım. Başka da kalmamıştı zaten. Evet. Adem Bey, doğuma evet. Gelecek misiniz? Bunu kaçırma. Öyle mi ya? Tabii canım. Allah, bu kaçmaz. Sen bilirdin mi?
korkulacak bir şey yok yani. Merak etme, anlatıldığı gibi değil. Hem onun babasının yanında olmasına ihtiyacım. Gir ben çıkayım. Gireyim mi ben? Peki. Tamam. Gideriz. Çantayı falan bıraktım. Sevgilim, ne haber, neredesin? Nasıl gitti? Biraz maceralı oldu ama yetiştik hastaneye çok şükür. Ne? Hastane mi? Ne oldu? Ya Dilara sancıları tuttu da onu hastaneye yetiştirdik. Şimdi doğum aldılar. Ne? Ay Faruk, ne diyorsun? Bir dakika, bana niye söylemiyorsun ya? Haber veriyorum işte. Ya telaştan aklıma gelmedi. Yani anca fırsat bulamadım, kusura bakma. Dilara nasıl peki? Sen nereden haber aldın? Ya hayatım, çok uzun bir hikaye. Sen buraya geldiğinde anlatırım ben sana. Tamam, bir dakika. Ben ne yapayım şimdi? Geleyim mi? Geleyim, tabii ki geleceğim. Çantası, doğum çantası. Aldınız mı? Kılın çantasını aldınız mı? Hiçbir şey almadık gerçekten ya. Sen gelirken getir yanında. Tamam, getiriyorum ben. Dur. Gel oğlum. Bak, kardeşin de tanış. Bu senin kardeşin. Kardeşin, gel. Bak, ısıdı tanıdı abisini. Gördün mü? Susu verdi hemen. Hiç beğenmedim. Hiçbir şeye de benzemiyor. Ne yapacağım ki ben bununla? Oynayamaz ki bu. Ama annem, sen de böyleydin. Aynı bu kadardın bak. Hep böyle kalmayacak ki. Büyüyecek. Sonra abi abi diye peşinden dolanacak. Dolaşmasın istemem. Olur mu hiç? Sen onun için bizden daha kıymetli olacaksın. O da senin için. Hem biz istesek de sen ondan vazgeçmezsin, öyle değil mi? Kardeşlik böyle bir şeydir oğlum. Artık cansınız, kansınız siz birbirinize. He? Sen de küssün kardeşine ama. Ama küssem de aklım hep onda. Değil mi? Elim ardında. Yani bilsem ki başı dertte, zorda. İlk koşan yine ben olurum. Kardeşler çok kavga ederler. Çok da küserler. Ama birbirlerini sevmekten de hiç vazgeçmezler. O yüzden sen hep dilindekine değil, kalbindekine bakacaksın. Tamam mı? Bak elimi tuttu. İsmi ne olsun kardeşinin?
olsun Fikrin. Yetiştim mi? Ne oluyor? İçerideler. Doğdu. Ufacık. Çok sağlıklı tabii. Belli mi odası falan? Eşyaları yerleştireyim. Ah, elbise falan hiçbir şey getirmedik ya. Tamam merak etme var bizde. Hazır yıkanmış. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Güzel de sen merak etme. Eyvallah. Ben bir gideyim odaya bakayım. Tamam. Şimdi bir araya gidelim. Balık, gözünü ay. Babam oldum ya. Thank you.
Vallahi. Of, hem de ne kurmak. Oh, afiyet olsun. Ah. Oh. Ne niyet, ne kısmet oldu ya vallahi. Tam zamanında basmışsın evimi, iyi mi? Sen söylediklerinde samimi miydin? Ya şimdi... Ne yapacaksın, evet desem inanacak mısın yani? Yani bugün yaşananlardan sonra bir deneyebilirim. Denersin. Fikret'i kucağıma verdiklerinde ben çok şaşırmıştım. He. Bu ne ya falan demiştim. Tanımlanamaz bir cisim gibiydi. Gerçi hala öyle de. Bu hayatta onunla sınavım da bitmiyor. Bitmeyecek de. Ama bu bizim kardeş olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Onu sevmeme de engel değil. Senin de dediğin gibi... Ona olduğum kadar sana da toleranslı olabilirdim, olmadım. Ama bizim bir arada büyümemiş olmamızın suçlusu biz değiliz, değil mi? Ne diyorsun ya? Yani... Hı-hı. Eğer Fikret'e abi olma konusunda gerçekten samimiysen... Bana yardım et. Gel onu içeride tutalım. Sen, çocuğun. Gel hep beraber daha da büyüyelim. Aile dağılmasın. Okan'ın hisselerini satın al. Bize katıl desem ne dersin? Senin de yepyeni, bembeyaz bir sayfa açalım. Hı? Sen ciddiysen. Yani bu gece... Ayarları bozulan tek ben değilim anlaşılan. Bir git dinlen istiyorsan sonra tekrar konuşuruz. Ha? Hayır yani bu gece kapıma geldiğinde bana bunları söylemeyeceğine eminim de. Evet. Bunlar değildi. Hatta sana çok kızgındım. Adem, ben senin değişeceğine inanmayanlardan. Yani bundan dolayı da beni suçlayamazsın değil mi? Senin de kafanda benimle ilgili bazı kalıplar vardır herhalde. Peki bir şey merak ettim şimdi. Nasıl oldu da yani bu kadar zamandır benim değiştiremediğim bir şey... ...böyle şimdi birdenbire dili geçmiş zamana dönüştü? Çünkü saatlerdir seni izliyorum. Belki de gerçekten de çocuğuna bir aile vermek istiyorsundur. Belki de bütün bu yaptıklarından sen de bir ders çıkartmışsındır. Kırıp döktüklerini toplamaya çalışıyorsundur. Bak uzun zamandır senin bu hareketlerini kafamda bir yere koymaya çalışıyorum. Kim bilir belki de gerçekten samimi bir çabadır.
Bizimkiler derdi ki her zaman kardeşinin yüreğine bak. İşte ben sende bugün o yüreği gördüm. Ve ben buna bir şans vermek istiyorum. Bir kardeşimi kaybetmektense iki kardeşimi birden kazanmak istiyorum. Hem riske girmeyeceksek iş adamlığı ne Allah aşkına ya? He? Evet. Faruk Polat. Yine ters köşe yaptım be. biliyorsun ben böyle minni biriyim. Fikret için de bana güvenmek öyle kolay bir şey değil. Yani ilk dakikadan ona sormadan seninle böyle bir iş yaparsak hiç şansımız olmaz. O yüzden yani benden böyle bir konuda yardım etmemi istiyorsan benim bir Fikret'e fikrini sormam lazım. Öyle değil mi? Tamam. Beraber ikna edersek. Tamam boş ver. Sonra konuşalım bunları. Sen şimdi bir düşün. Tamam mı? Sen önce bir şu durumu bir idrak et. Malum bunun idrakı biraz geç geliyor. Yaz dünyaya geldiğinde hepimize enerji kattı. Umut da adıyla geldi. Ben onun enerjisine sonuna kadar inanıyorum. Eyvallah. Ay! Acil! Takıldın çok güzel. Çocuk yaşına girdi. Yaşına. Ne oldu? Doğurdu mu? Doğurdu mu? Doğurdu, doğurdu. İyiler. Odayı aldılar. Merak etme. Akif yüzünden geç kaldık. Ya tamam da şimdi abartma. Abi birçok kamyonla denk geldik de gıdım gıdım bütün... Tamam senin çöpçüler yüzünden. Ne oldu? Nasıl kalmış tuvalette? Ne olmuş? Kapı kilitli kalmış. Tuvaletin kapısı. Okulda da kimse kalmayınca öyle kapalı kalmış içeride. Sen mi çıkardın? Niye bize kimse haber vermedi? Neyse bebişim işte sağ salim doğmuş ya çok şükür. Şükür. Hayırlı olsun. Nerede? Oda nerede? Şu oda. Tamam. Dilara'm! Ama uyansın. Ben severim onu. Bakarım ona. Ondan mı korkacağım be? Anası aklımızı almış zaten. Bak bunu buraya almışsın. Sarılırım sana. Sakın surat yapma. Bana bu diyor ya. Ay teyze. Ay. Akif de yolla önümüze bin tane şey çıktı. Vallahi gebertecektim onu ha. Engelli koşu gibi geldik. Cihan. Anastasya Hanım geldi. Ay. Ay şunun sıfatına bak. Sıfatına bak. Umut. Umut'tu kız değil mi? Biz 50 kere değiştirdik çünkü. Maşallah, maşallah. Çok şükür aynı annesine benzedi. Çok şükür ya Rabbim. İnşallah huyu da benzesin. Anne be. Benim işim bu ya. Alıp eve mi götüreceğim ben seni anneciğim? Benim misin sen? Benim misin sen? Vay arkadaş ya. Yalnız fark ettiniz mi? Sanki gelenek oldu yani. Şu ufaklıkların... Şöyle sakin sakin geleni yok yani. Vallahi ama zirveyi sen yapmışsın. Ben ölürdüm galiba ya. Sen yine iyi sakin bile kalmışsın. Adem en sakinimizdi vallahi. Hiç renk vermedi. Allah'tan Akın hocamız yanımızdaydı da rahat yol alabildik öyle. Estağfurullah. Neyse ya. Eyvallah. Eyvallah. Neyse ben gideyim büyük bir oda falan ayarlamaya çalışayım. Tamam. Tabii sen şart biz buradayız.
Abi ben bir şey mi yedim içtiğinde? Kafam mı güzel benim? Ben anlamadım ya. Ha? Ben doğru mu gördüm, duydum? Adem seni övüyor falan. Ya da siz birlik oldunuz. Ben de mi? Ayarlarım mı? Ne? Ben doktora mı görünsem yani? Adam böyle gayipten sesler duyar falan, bir bakar meğerse tümör varmış. Kimse bilmiyormuş falan. Ne tümör oğlum? Manyak mısın? Sakin ol. Evet, doğru duydun, doğru gördün. Doğru duydum. Adem övdü. Akıl hocası Faruk dedi. Tamam oğlum, Adem'le konuştuk biz. Tamam. Abi ne konuşmuş olabilirsiniz? Çok özür dilerim. Sana haber vermeden çıktım ama Dilara okulun tuvaletinde mahsur kalmış. Panikten elim ayağıma dolaştı. Oğluma bir şey olacağından korktum. Aklım gitti. Sakinlediğin zaman konuşalım ne olur. Okudu açmıyor. Merhaba, kolay gelsin. Bir büyük bir odaya geçecektik. Adem Boran ismini, pardon. Hemen kontrol ediyorum. Tabii. Buyurun Fikret Bey. Ne o ya? Senin sesin ne kadar enerjik geliyor böyle. Ne oldu? Öyle olmasın mı? Müsait misin? Evet, müsaitim. Odaya bıraktım şimdi. Uyuyorlar. İki dakika ben de büyük bir oda ayarlayayım diye dışarı çıktım. Kimleri ya? Umut'la Dilara. Ya bebek doğdu. Sen Umut için aramadın mı? Bir dakika, şey, Umut doğdu mu? Benim şey, haberim falan yoktu ki ben. Böyle iş için falan aradım seni. Nasıllar peki? İyiler, iyiler. Başta biraz korkuttular. Şimdi ikisi de iyi, çok şükür. Oh, iyi, iyi. Peki sen nasılsın? Nasılmış baba olmak? Vallahi bilmiyorum ki birader. Ne denir? Anlatılmaz yaşanır, öyle söyleyeyim. Bak, ilk başta falan bir şey hissetmeyeceksin. Öyle sakın ben kötüyüm falan diye düşünme. Tamam mı? O sonradan gelecek böyle. Babalık yani... Hani böyle şey olduğu zaman, mesela ne bileyim, sana böyle bakıp böyle gülümsemeye başladığı zaman ya da ne bileyim hani baba dediği zaman falan hissedeceksin. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu. Neyse ya, tamam hadi sen git kızı yalnız bırakma. Ben geliyorum yanınıza, görüşürüz. Ha yok, yalnız değiliz. Faruk'la... Alo. Odanız hazır Adem Bey. Ha tamam, teşekkür ederim. Birkaç dakika bekleteceğim, ondan sonra alabiliriz. Tamam, tamam. Annem, sevdiğim atıştırmalıklardan yaptım. Hadi gel iki lokma bir şey ye. Ay yok artık bu saatte yani. Yavrum, yavrum hiçbir şey yemedin. Ya bak bana bak, sana can lazım değilse bile bu çocuğa süt lazım değil mi? Anne, yemem gereken şeyleri yiyorum ne olur. Ya yalvarıyorum, kasma beni. Yavrum zaten hiçbir şeyine karışmıyoruz. Bana bak, bize yakın bir yerde ne tut, tamam mı? Hadi ince yanında olalım. Ya bu iki çocukla kime ne zaman ihtiyacın olacağını hiç bilemezsin. Tamam tamam, ben de öyle düşündüm zaten, yakınlardan bakıyorum. Aferin, aferin benim kızım. Bana bak, Esma gelip de yine bana ayar çekmeye kalkarsa ona göre konuşacağım. Şimdiye kadar barışır kötü olan sen olursun. Kıymetli diye sustum yuttum. Ama bu sefer kararlıysan tavrım bambaşka olur. Az geçmezsin değil mi? Allah aşkına. Sanki mahkemelere gittim. Oralarda süründüm. Mahkeme kapılarında geldim. Şöyle konuşma. Tamam. Tamam. Mahkeme kapılarından geri dönmedin. Ama bu durumdan kaç kere geri döndün? Peki. Ya böyle durumlarda adam ne yapıp edip seni yumuşatmanın bir yolunu buluyor illa ki. İlla ki buluyor.
geri dönüyorsun. Biz babanla ikimiz kötü olduğumuzda kalıyoruz. Haksız mıyım? Artık bu saatte bunlardan konuşmasak anne. Kime nasıl istiyorsan sen öyle davran, tamam. Tamam. Kız iki lokma getireyim mi yer bizim? Hadi gidi getir anne. Evet, yürü gidi getir. Hadi getiriyorum. Tekrar neyi bekliyorum sizden? Geri dönüş yaparsanız sevinirim. Aferin benim kızıma be. Aferin, çok doğru bir yerde durmuşsun. İş dünyasında asla fazla taviz vermeyeceksin. Ya zaten Faruk Bey her zaman arkamda yani, sağ olsun. Güzel. Pardon. Okan, bu bahsettiğim düzenli bayi toplantıları yapan firma. Toplantı istemişler. Nasıl yapalım? Ben arar bir ön görüşme yaparım. Sen işlerini halletmeye bak bir an evvel. Gerekirse ikinci bir görüşme ayarlar, vakit kazanırız. Teşekkür ederim. İpek, gülme öyle. İş. Peki, sahi onlar ne durumda? Fikret'in saçmalamaları yüzünden çok kötü tabii ki yani. Ben aslında İpek'i çok takdir ediyorum, gerçekten. Yani bu kadar servete rağmen kendi ayakları üzerine durmaya çalışıyor. Gücünü, kudretini, onun farkında ve ona sahip çıkmaya çalışıyor. Ona taviz vermemeye çalışıyor. Yani bunu ondan gerçekten hiç beklemezdim. Ama onu tanıdıktan sonra yani Fikret'ten ne kadar daha üstün yetenekli bir kız olduğunu anladım. O salak bunun kıymetini bilememiş tabii ki. Aman neyse, boş ver. Biz çok fazla işe daldık. Asıl konuya gelelim bence. Küçük Hanım. Var mı bakalım böyle bir kıymet bilen birisi? Hı? Daha olmayacak mı? Yani böyle kariyer mariyer falan filan derken çok da fazla abartmamak lazım galiba. Bu gülüşü sevdim. Çok güzel. Kimlerden? Ofisten mi? Ya ne alaka dayı? Yok öyle bir şey. Dayını çok fazla küçümseme Küçük Hanım. Tamam mı? Önce ben tanıyacağım onu. Okey. Beraber oturacağız, beraber yemek yiyeceğiz. Bak bizim kızımıza şöyle şöyle falan filan yaparsan diye racon keseceğiz. Ya yok dayı öyle bir şey. Yani daha o kadar da değil. Ama bence yakalandın. Söyle bakalım onu, sökül. Hadi, 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 hadi. Yani gerçekten şu an öyle bir şey değil. Öyle, hatta sadece platonik. Yani öyle birbirimize karşı bir şeyler hissettirme aşamasındayız ama yavaş yavaş. Bak ne olur annemi sarma başıma. Sonra soruyor da soruyor, soruyor da soruyor. Söz. Platonik ha? Peki o karşı taraftaki platonik, ondan da sinyal var mı? Hı? Açılır açılmaz önce beraber oturuyoruz, yemek yiyoruz. Tamam mı? Önce ben bir göreyim. Hadi bakalım. Platonik aşk o zaman. Gül hadi gül. Abi aklım dondu ya. Hafızam almıyor yani. Dur bir bakayım. İçim pırpır da etmedi. Hani bir yerime kram falan da girmiyor. İç sesim alarm falan da vermiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Oğlum hayırlısı olsun diyeceksin. Ne diyeceksin? Hayırlısı bakalım. Müsait mi, girebilir miyim? Tabii tabii. Dejavu yaşıyor gibi oldun mu sen de? Bu veletler bizi korkutmayı çok seviyor. Dilara nasılsın? Yani tam öyle barışmadık gibi ama yumuşadı.
Umut vallahi teyzesini kurtara kurtara geliyor. Asıl sen anlat. Ne yaptınız? Şöyle uzaktan baktım da maşallah. Yeni bir aşk mı var? Ay, belki de Umut Paşa bize de bir kıyak geçer. Nasıl? Adem'e Okan'ın hisselerini almasını teklif ettim. Fikret'le konuşmam lazım dedi. Onu ezip geçemez. Yapma şunu. Ne? Yani beni de şaşırttın. İşte artı bir puanla başladı. Hadi bakalım. Ne bileyim. Ha. Belki de... Ha, belki de gerçekten sen ve Fikret haklısınızdır. Ne oldu? Dilara'ya ne olacak şimdi? Ya inşallah düzeliyordur Adem ama hani sizinle tekrar aile olmak için bu kadar çabalıyorken kendi ailesi için hiç uğraşmıyor olması haksızlık değil mi? Yani inşallah düzelir ama hani benim ne düşüneceğimi sapıttım yani kız içeride o kadar buruk yaşarken kendi doğumunu. Bizimkilerin odası şurada. Oda bulduk. Uyuyor mu? Hazır mı onlar? Hazır hazır. Ha, hadi bakayım. Çıktı mı börekler? Çıkıyor çıkıyor sen. Ha? Hadi getir onu getir. Allah! Oh! Nar gibi olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Heh, dur. Aldım bunu masaya aldım. Al al. Anam börek. Dur. Şu börekleri alayım. Ha? Geldim. Aa! Telefon. Ha? Telefon. Süreyya. Ah! Ha dur şeyi ha? Alıyorum. Sesliyi alıyorum. Dur. Ha? Bak senden önce de Mustafa aradı biliyor musun? Çok şükür iyilermiş. Çok şükür. Heh. Kaç kilo doğdu? 2800. Oy, yazdan bile küçük. Kuzum benim bir ya. Bir resim gönderir misiniz? Gönderirim birazdan. Video da atarım hatta. Heh. Ya ben şey diyecektim. Biraz geç oldu ama yarınki hazır. Oho, biz girdik mutfağa gülüm. Loğusa şerbeti hazır. Yarının ikramlıkları hazır olmak üzere. Bir de Dilara'ya kemik suyu kaynattım ki çorba yaparız. Harikasınız ya. Sağ olun. Tamam. Hadi canım görüşürüz. Heh, dur. Kaçın. Oh. Ay gel fotoğraf geldi. Fotoğraf mı geldi? Ay maşallah. Oh, çok tatlı bu. Ay kuzum. Oh, Allah'ım bahtını kaderini güzel etsin inşallah. Amin. Kuzum. Bak. Rabbim kucağımızı tümden boş bırakmadı değil mi? Şükürler olsun. Onları kendi evladımız bilelim istedi. Gülüm. Ablasının güzeli. Hadi işimize bakalım. Hadi bak. Bebek gelmiş. Hadi kuzum sen. Hadi. Ne oluyor? Hayrola? Ne bu telaş? Dilara'nın bebeği geldi. Aa, nasıl, ne zaman? Benim niye haberim yok? Biz de yeni duyduk. Faruk aramış da Mustafa da Süreyya yapar topar götürdü öyle. Siz istirahattesiniz diye rahatsız etmeyelim dedik ama. Siz hazırlıklara başlamışsınız anlaşılan. İyi. Süreyya organize edip gitmiş. Kolay gelsin. İyi geceler. İyi geceler. Neyse hadi işimize bakalım biz hadi kızım hadi. Hayatım su dedin.
Kayboldu gitti, ne oldu? Dilara doğum yapmış. Aa, ne güzel ya, nasılmış? Kötü bir şey mi? Yok yok, iyiler, iyiler de. İyiler de ben haberi Nurgül'den alıyorum yani. Süreyya da Faruk'tan öğrenip çıkmış gitmiş. Hayatım sen de çocuklar hemen kızma öyle ya. Belki panikten bize haber vermeyi unutmuşlardır. Yani gece de biraz gergin ayrıldık ya, belki ondan ötürü de cesaret falan edememişlerdir. Ha, mesele o değil ki, garip. Faruk niye Dilara'nın doğum yaptığını Süreyya'dan önce öğreniyor? İşe gidiyorum dedi, apar topar yemekten çıktı. Ondan sonra da doğumhaneye gitmedi herhalde yani. Öyle olsa Süreyya da giderdi. Sonra hastaneden çıkıyor. Nasıl oluyor bu yani? Dilara söylemiştir. Süreyya dururken niye Faruk'a söylesinler canım? Osman bile diye bize haber veren. Kesin bunlar bir şey çeviriyorlar. Yani gene bir şey gizliyorlar benden. Öf. Sen bir şey biliyor musun? Yok, hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani bu kombinasyonu da nasıl kurdun? Pek ona da aklım yatmadı yani. Ben çocuklarımı tanırım garip. Ben biliyorum. Ya işte biz böyle çuval gibi taşıyoruz Dilara'yı merdivenlerden aşağı indirmeye çalışıyoruz. Adamın sorduğu ilk soru ne biliyor musun? Ne? Tekerlekli sandalye var mı? Ya yani. Hayır, bir de diyor ki baktık biz ne diyor bu diye. Ay ne var diyor, fikir üretebildiğime şükrediyor. Ya. Ay Umut'un zekası da bize çeksin inşallah yarın. Ya Gülsüm Bey çok yoruldum. Aa. Hepiniz buradasınız. Yok artık. Vay Osman Aga. İşi biliyor. Niye en son benim haberim oldu acaba? Hı? Ya ben seni arayacaktım. Şarjım çok azdı. Yanlışlıkla elimdeymiş. Adem'i aradım. Seni çok arayacaktım. İyi yapmışsın. Doğru tuşa basmışsın. Sorun yok. Ya çok güzel. Güzel. İnanılmaz değil mi? Taze baba nerede? Taze baba nerede? Aklı varsa uyumaya gitmiştir yani. Bak ya vallahi bak, şimdiki aklım olsa var ya, ben doğumdan 6 ay önce kış uykusuna yatardım. Ya, sen hep uyudun. Bilmiyor ya şimdi bunları. Senin payına da bu düştü Güneş Hanım. Nefisti. Son dilimi sana ayırmayı başardım. Kıymetini bil. Yerken beni düşün. Ne desen haklısın ama ben ne öyle tahmin ettiğim gibi bir... Ya bir nefes alır mısın? Şu an sadece bebekle ilgileniyorum. Sen de hayata döndüğüne göre geldi diye düşünüyorum ha. İyi iyi, çok iyi, çok iyi. İyi niye vır 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 konuşuyorsun da bir tane fotoğraf atmıyorsun? Gönlümü almak daha kolay olmaz mıydı? Ah tabii ya, ah ben nasıl unuttum. Tamam yolluyorum şimdi ben bir şey. Şey görece inanamayacaksın. O kadar şeker, o kadar şeker bir şey ki yani. Sana mı benziyor yani? Nerede canım, ben o kadar şeker olsam. Utanmadan bir de övgü bekliyorsun değil mi? Hı? Dilara nasıl? İyi, iyi, o da iyi, o da iyi. Şey,
Bebek emiyor değil mi? Bir sorun yok. Yok bebek ne demek ya? Parmağımı koparacak kerata. Hayatta aç kalmaz. Dur ben sana hemen fotoğrafını yolluyorum. Bekle bir dakika. Ah Adem. Adem bu ne böyle yumuş yumuş? Bu çok güzel. Evet. Evet. Değil mi? Baba oldum ben ya. Ya tamam. Adem. Hadi şimdi umut vakti. Öyle bana açıklama yapmana gerek yok. Ben az çok biliyorum kütüğümü. Artık. Hadi babalığının tadını çıkar. Tamam. Bir tanesi biliyorsun değil mi? Affettireceğim kendimi, söz veriyorum. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Herkes çeksin. Faruk sen de çek. Evet, ağzını yerim. Yalnız sabaha kadar selfie çekip duracağız. Ama her gün mi doğuruyoruz lütfen? Bakın oraya kızlar. Başrolde ise de sürekli hastanedeyiz ya. Metrekareye bir bebek düşüyor. Ay Faruk ver şuna bu çeksin. Çenesi merhaba. Düştü. Al bakalım çek. Sen kaçın burada. Hayırlı olsun. Sağ olun. Taze baba. Paşanın yanına geç de resminiz olsun. Hadi. Ha tabii tabii. Teyze gel. Oh. Oy. Ay. Efendim. Çekeyim onu. Şu balonu da alalım. Şöyle durayım. Gülsenize biraz ya. Çekiyorum. Bak. Çektim. Tam bir aile resmi. Evet, o topuz da gerçekten. Fikret. Herkes de buradaymış. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Maşallah herkes de gelmiş. Evet. Sizin nereden? Ha Süreyya. İyi sevinim buzları yırtmış olmanıza. Güzel, iyi olmuş. De aramasak hiç haberimiz olmayacak. Yani şey aslında biz de panikten hani kim nasıl geldi ne oldu pek şey fark edemedik yani. Tuvaletlerden kurtarmışlar kızı. Ya. Yalnız bunların var ya bir macerası var işte Faruk da Adem'in. Ya ölürsün yani görmekten. Of. Fena ya. Yani olaylı klasik Boran atraksiyonu diyelim yani. Nasıl bir macera abi? Şey, ben Adem'le konuşmaya gittim. O sırada işte Dilara aradı. Tuvalette gitti kalmış. Ha sen o yüzden şey yaptın. Acayip maceralı olaylı bir geceydi işte. İyi ama güzel yani operasyon işliyse, başarıyla sonuçlandıysa sıkıntı yok değil mi? İyi hadi ben fazlalık etmeyeyim. Burası zaten havasız işliyse. Anne rahat etsin de bekle. Fikret. Fikret. Ne yapıyorsun sen? Bana yalan söyleyip Adem mi caydıracaksın? Ne yapıyorsun? Bak velim değilsin, bilir kişi değilsin. Artık verdiğim bir kararın içinde olma. Lütfen. Dinler misin? Ne dinleyeceğim? Hem aynı terak. Hastanedeyiz. İnsanların mutlu günü. Lütfen rezil etmeyelim. Tamam mı? Allah aşkına üstüme gelme. Artık arıza olmaktan çok sıkıldım. Ya
Dur bir de ben konuşayım şununla. Fikret. Adem kusura bakma. Ne olursun bak seni de böyle mutlu günün içine ettik. Bizimle uğraşma bu haldeyken lütfen biliyorum. Gelmiştir yine saydırmıştır. Beni vazgeçemeyince seni vazgeçirmeye çalışıyor işte. Tipik Faruk. Kızmanı gerektirecek bir şey söylemedin. Senin düşündüğün gibi yaklaşmadı. Hatta benim düşündüğüm gibi bile yaklaşmadı. Nasıl yaklaştı? Ya dedi ki Fikret sana güveniyorsa ben de sana güvenirim dedi. Okan'ın hisselerini satın al. Birlikte olmak için tekrar çalışalım dedi. Bunu söyledi yani. Adam bir planlama dehası ya. Gerçekten beni saf dışı bırakıp senin yanına çekmeye çalışıyor. İnanamıyorum ya, şirketi riske atıyor sırf kendi dediği olsun diye ya. Hayır, daha yapıcı olmaya çalışıyor. Ya havucu göstermiş. Tamam, hayatta başarılar size. Ya Fikret, ben kabul ettim dedim mi sana? Ben sana ne söz verdim? Yıktığım her şeyi yapacağım dedim, değil mi? Arkandan iş çevirmeyeceğim dedim. Faruk da bunu istiyor. Seni kazanmaya çalışıyor adam, bu. Bak. Fikret, kardeşim. Sen kabul etme dersen ben zaten kabul etmeyeceğim. Tamam mı? Bu sefer benim derdim şirket falan değil. Ha, bana fikrimi sorarsan. Bu zamana kadar ipi farklı şekillerde göğüsledik. Ama bundan hiçbirimizin bir kazancı olmadı. Öyle değil mi? Oldu mu? Ne var yani şimdi yeniden birlik olmak için başka bir yol denemenin ne sakıncası var? Seçim senin tabii yine. Baba topuzlu bir kaba sakal. Öğren bunu, öğren. Bilsin çocuk. Adem ilgileniyor. Gideyim mi ben de? Faruk, ben bu gece burada kalayım. İstersen sen git. Rahat rahat konuşursun. Osman da seninle gelir. Süreyya, kimse kalmasın lütfen. Gerçekten gerek yok. Hayır canım, olur mu öyle şey? Tamam, sen git, ben kalırım. Ayrıca yaz seni özlemiştir. Anastasya'yı biz aldık zaten. Hadi yolda toplarsınız onları. Teyzeciğim, ben ayaklarını biliyorum. Adem de burada, hemşireler de var. Kimsenin kalmasına gerek yok. Ay ne Adem'i be? O ne anlarmış acaba? Teyzeciğim, başa gelince öğrenecek. Tamam, eşyalarımı toplayayım o zaman. Hadi. Peki, Dilara. Hadi, görüşürüz yavrum. Hadi bak. Allah'ın al babanı büyütsün. Oy, hoş geldin. Görüşürüz. Bir şey olursa ara, tamam mı? 24 saat. Gel ben. Bak. Tamam mı? Yalnız kalın, ne yaşadığınızı hazmedin diye bırakıyorum sizi. Yalnız yoksa hayatta gitmem, biliyorsun değil mi? Bir şeye ihtiyacınız olursa falan da hemen arıyorsun. Saat kaç olursa olsun. Öyle gereksiz düşüncelilik yapma. Sakın. Gitmem yoksa kapının dışında beklerim seni. Tamam, git, arayacağım söz. Kaleleri sen fethet. Bütün kaleleri. Ne oldu? Bir şey yok, bıraktık kendi haline biraz sakinleşsin diye. Biz niye o kadar sinirlendi hiçbir şey anlamadık. Biz niye o kadar sinirlendi hiç anlamadık. Bak babaya. Baba geldi. Baba mı geldi? Baba mı geldi Umut? Umut. Ay ay ay. Baba mı geldi? Hmm.
yapacağını almayacak mısın hala? Tabii alacağım da şey yani... Ne bileyim incitirim falan diye ben çok tedirgin oluyorum. Adem, sen onun babasısın. En çok senin kucağında rahat eder. Korkma, canını yakmaz. Gel. Diyorsun. Gel. Kafasına dikkat et. Allah. Dur, altın mı kafasına? Sen ne kadar güzel bir hediyesin ya. Hoş geldin Umut. aman. Tamam, aman. Nasıl? Oy annem var. Kapısın. Tamam. Tamam. Yaygaracım olacaksın sen. Yaygaracım olacaksın. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani spasibo tebe. Spasibo tebe. Et tebe. ne oluyor spa neydi? Teşekkür etmek, teşekkür ettim. Göreceğim bu kardeşin Rusya'yı sökecek. Konakta böyle davay davay diye de gezecek. Yazarsın, yazarsın. Çak, çak. Ay. Bu ne? Ne yaptın? Kurabiye yaptım, glütensiz. Nesiz? Ama daha yemedim ki, buyur. Olur. Bak oğlum ne komiksiniz siz ya. O ne siz diyor, sen nefis alıyorsun. Siz böyle Hacivat Karagöz gibi karşılıklı anlaşarak gideceksiniz. Ama çok güzel olmuş. Yemin ediyorum çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gülten kim? Kısım akraba mı? Ben tanımıyorum onu. Akraba mı bilmem ama birinci derece akraban orada sana bakıyor aslanım. Süreyya Hanım yukarıda. Anastasya'cığım, neler yaptın? Ye bak, Nazif bayıldı. Çok tatlı çocuk. Sana tarif vereyim mi? Bir de bu zayıflatıyor. Tam sana göre. Ha, deneyim bir tane. Çok güzel olmuş aşkım. Ben. Krom. Senin gibi kupkuru olmuş. Alayım ben tarifini şimdi, alayım ben. Hı? Хорошего дня. Хорошего дня. Vallahi ağrıma gidiyor. Sana bunu vallahi yumruğumla beraber yuturdum. Hazır. Bizimkilerdeki Sabri Bey gibi oldum. Kız ne zaman gelse balkonda duruyorum kuş gibi. Yaramazlık yapan olursa tut zaptı, at binadan gitsin.
Sen ne yapıyordun sabah sabah balkonda? Ya yazda geldiğimiz günü hatırladım bir anda. O günlerde hatırlanacak en güzel şey o sıkıntıların içine güneş gibi doğması kızım. Faruk. Hı. Bence Umut da Umut olacak biliyor musun? Bütün gece Adem uyumamış. Bebeğin başında beklemiş. Gece de gayet iyi geçmiş. Hani bunların arasında kocaman bir aşk vardı ya. Yani bu kadar çabuk biter mi? Yani acaba diyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama hiç yorum falan yapmıyorum. İnşallah deyip pas geçiyorum. Sonra kabak benim başıma patlıyor. Hiç keyfimi bozamayacaksın vallahi Faruk. İçim kıpır kıpır çünkü. Vallahi sanki böyle şey gibi geliyor. Hani tekrar eski günlerdeki gibi olacak. Hani o mangal günleri vardı ya bahçede. Yani sanki böyle ne bileyim öyle hissediyorum ben. Senin bu cıvıltın kıpırtında ben de çok acayip şeyler şey yaptım. Gel bakayım buraya bir sen. Ya bugün sabah yaşamayayım. Ona bak dur. Ha annenle konuşman lazım. Yani durum bozmak istemem ama Adem meselesine annenle konuşman lazım. Ya işte bak sabah sabah daha beni kahvaltıda bir sürü şey bekliyor. Hı. Hadi bir doping ver. Gel bak. Ben kimsen şöyle bir be. Bana bak sen iyice kudurdun ha çocuktan sonra da. Ben göbeği var ya hala. Onun için çok cesaret edemiyorum. Yine çabuk adapte oldunuz. İsterseniz bebeği biraz bebek odasına alayım. Hazır anne de sızmışken siz de biraz uyursunuz. Hayır. Ben ona bakarım değil mi bacağım benim. Uy değil mi ben o gözümün önünden ayırır mıyım hiç? Uy canım benim. Gece gündüz alışkanlığı kazanmaları biraz zaman alır. Bu nöbetler öyle kolay bitmeyecek yani. Evet. Anneyi bol bol dinlendirmeniz lazım. Eğer çok ağlarsa biraz emzik verebilirsin. Yok emzik olmaz. Onu şey okudum. O damak için falan yararlı değilmiş. Bakalım işte annemiz şu zor birkaç günü atlatsın. Düzelir inşallah. En iyisi o tabii. Bir şey olursa mutlaka seslenin. Tamam sağ olun. Yan yatırma özen göster. Tabii tamam. Oy benim bacağım. Ne diyor bu teyze be? Ne diyor bu teyze? Ben bırakır mıyım seni hiç? Allah Allah. Hiç bırakır mıyım seni? Bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pardon. Çok pardon. Siz burada mıydınız ya? Burada iyi misin? İyi miyim? Ya ben biraz dalgınım. Böyle biraz ondan. Ben de işte. Ben de çok güzel bir uygulama buldum. Yani Türkçe kitap var. Yani Türkçe kitap için var mı diye bakıyordum da. Esma Hanım sesli dinlemek sever mi acaba? Yani benim Türkçeyi çok sevmiyor da. Olabilir. Yani evet. Bakalım var mı Türkçesi? İyi fikir aslında yani. Evet. Olursa bu. İzledin mi? Tabii ki. Var ya nasıl oldum böyle tüylerim böyle diken diken oldu. Yani nasıl söyleyeceğim? Compelling. Süper. Yani çok biraz iyi. Zorlayıcı bir film olduğu için dedim belki sıkılırsın. Hayır yani soluksuz izledim. Korkutmak gibi değil de yani hala benimle geziyor sanki. Öyle yani fena. Hadi. Neyse ben onu uzun konuşabilirim. O yüzden bence sizi fazla tutmayayım. Yok. Yani konuşabiliriz uzun filme. Uygun bir zamanda. Bir şey yok yani. Olur. Yani ben sizinle sohbetinizi hiçbir zaman hayır demem. Yani biliyorsunuz işte yok bu aralar bana çok. Hani... İlaç olur. Öyle diyorsunuz değil mi? İlaç gibi. İlaç gibi. İlaç olur. O da olur. Öyle. Konuşalım filmi uzun. Peki ya. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.
Günaydın. 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 Süreyya, biz her şeyi hazırlayıp paketledik. Kahvaltıdan sonra çıkar mıyız? Çıkarız. Ha, yani bugün çıkıyor. Bizim tabii dün geç haberimiz olduğu için fazla kalabalık etmemek için gelmedik. Gelemedik. Hocam biz de evde gider görürüz bebeği. Yok anne, estağfurullah, olur mu hiç öyle şey? Ama ben de çok geç duydum. Yani Faruk geç haber verdiği için bir anda evden nasıl çıktığımı bilemedim ondan. Yoksa gelmenize çok seviniriz. Tabii gelip göreceğiz. Göreceğiz de benim kafama takılan bir şey var. Sen Faruk'tan öğrenmişsin hastaneye gittiklerini. Faruk iş için çıkıyorum dedi dün akşam evden. Sen nasıl Süreyya'dan önce haberi aldın? Madem konuyu açtın anne, ben de anlatayım. Adem burada çocuğuna yakın olabilmek için bir ev tutmuş. Ben de adresini öğrendim. Evine gittim anne, konuşmak için. Tam o sırada doğum meselesi oldu. Ne yaptın, ne yaptın? Gece gece kapısına mı gittin? Neden? Nedenini ben sonra açıklayayım anne sana. Yani önce bir nihai durumu izah edeyim. Ben Adem'e Okan'ın hisselerini satın almasını teklif ettim. Ne yaptın? Ne saçmalık bu canım? Allah Allah! Aklını mı kaçırdın sen? Nereden, niye sokuyorsunuz o adamı gene şirkete? Bir de sonra açıklamasını yaparım diyorsun. Benim aslında şirketi riske atmadan atmak istediğim kendimce bir adım vardı ama işte abim böyle dahiyane bir fikir bulmuş kendince. Neymiş o adam? Ben hisselerimi Garip Bey'e devretmeyi teklif etmiştim. Esma, ben sana bunu söyleyecektim tabii de yani. Saçma. Hafızamın 3 saniye inmesini mi beklediniz? Ne kadar meraklıymışsınız beni yok saymaya. Ama aradığınız bahaneyi verdiğim için ne mutlu bana. Bir saniye, bir saniye. Siz bir oturup ben bir konuşayım. Ne bakıyorsun? Ha, söyle. Benim yöntemim çok daha sancısız olacaktı. Hı. Ha. Haberinin olmasına bile gerek yoktu. Her şey de bana dönüyor ya. Lütfen, lütfen git başımdan Faruk. Hayır, istemiyorum. Bana hiç artık açıklama falan yapmayın. Ben ölmüşüm gibi devam edin. Evet, evet, anne. Evet, evet. Tamam, ben anne. De zaten size bir şey sormayacağım. Anne tamam, bir sakin ol Allah aşkına. O ne biçim laf ya? Senin işin varsa hani şey, işinden kalma, biz buradan devam ederiz. Dilara, bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra beni sakın kazara arama, tamam mı? Acil bir şey olduğu zaman ilk önce beni ara, tamam mı?
Nerede olursan, saat kaç olursa olsun. Bundan sonra benim bütün işim gücüm Umut. Biz ikimiz ayrılabiliriz. Ama işimizin yolları hiçbir zaman ayrılamaz. Bu yüzden seninle dost kalmanın bir yolu bulmak zorundayız. Ay çok tatlı, maşallah. Çok tatlı bir şey, maşallah. Yeni mi doğdu? Yeni. Çok güzel. Allah analı babalı büyüsün. Bahtı da kendi gibi güzel olur inşallah. Amin. Teşekkürler. Amin. Ne yani? Sırf adam yapması gerekeni yaptı diye Dilara'yı hastaneye götürdü diye şimdi biz ne yapacağız? Şirketi ona mı emanet edeceğiz? Tamam, ben de inkar etmiyorum son zamanlarda Fikret için yaptıklarını. Anne, gerçekten çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. Bu kavgadan, gürültüden. Adem de öyle. Bak, dün onun gözlerinde o sinsi bakışları görmedim anne. Bizim Fikret'in içinde nasıl ona bu saçmalıkları yaptırtan asi bir çocuk varsa, Adem'in de içinde korkan, savunmasız bir çocuk var gibiydi anne. Gerçekten. Bak, ben bu olaya el atmasam, bunlar yine gidip ortak iş yapacaklar. En azından böyle kontrolüm altında olur. Oğlum, garip daha garanti bir çözüm olmaz mıydı yani? Fikret tamamen kopar gider anne. Böyle yaparak onun düşüncesine saygı göstermiş oluyorum. Ve ona bir alan bırakmıyorum. Yani inat edecek bir alanı yok. Hem dün Adem'e ben bu teklifte bulunduğumda bana ne dedi biliyor musun? Ben Fikret'i ezemem dedi. Onu incitecek bir şey yapamam dedi. Bu da bir şey. Dün ilk kez onunla aramda bir kardeşlik bağını hissettim anne. O gözlerinde gördüğüm şey gerçekten de içimi sızlattı. Bakarsan o da babamızın bir emaneti. Belki gerçekten de yalnız, kimsesiz bir adamdır. Yani ikisini de kazanırsam hep beraber daha da büyüme ihtimalimize ben bir şans vermek istiyorum anne. Abilik affetmektir. Bunu sen öğrettin bana. Belki gerçekten de biz inat ediyoruzdur anne. Sizin hamurunuzu ben yoğurdum. Onun için birbirinizin canını acıtırken nereye kadar gideceğinizi az çok biliyorum. Ama onun sınırlarını bilmiyoruz. Ayrıca sütünün bozuk olduğunu da biliyoruz. Kardeşini hapse attırdığında hiç unutma. Canı için canını tehlikeye attığını da biliyoruz anne. Bak, ben hiçbir şeyi unutmadım. Tamam mı? Hiçbir şeyi öyle silip atmadım anne. Merak etme, ben bütün tedbirlerimi aldım. En fazla ne kaybederiz Allah aşkına? Yani belki iki kardeşim birden kazanacağım. Ya da Fikret'i kazanacağım. Adem'e bir şans verdiğim için vicdanım rahat olacak. Sen merak etme, ben Adem'in tekrar bizi o çukura düşürmesine müsaade etmem. Bana güven.